Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün herhangi bir USB bellek ya da CD olmadan bilgisayarınıza nasıl format atarsınız? Windows 10 yüklü bilgisayarı nasıl Windows 11'e çevirirsiniz? Ya da Windows 11 yüklü bir bilgisayarı format yoluyla nasıl Windows 10'a çevirirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Yapacağımız işlemde dediğim gibi CD ya da USB bellek kullanmayacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden işleme geçelim. Arkadaşlar öncelikle Windows 10 ya da Windows 11 hangi işletim sisteminde format atacaksınız ona karar verin. Ben Chrome'u açıyorum ve Windows 11'in ISO'sunu indireceğim. Google'a Windows 11 yazıyorum ve Microsoft'un kendi sitesinden Windows 11'i indireceğim. Siz de Windows 10 format atacaksanız bu işlemi yapabilirsiniz. Her iki işletim sisteminde de bu işlem bu şekilde oluyor. Burada Windows 11 disk görüntüsü ISO indirme diyor. Ben buradan Windows 11 Multi Edition ISO'yu seçiyorum ve indir diyorum. Buradan dil seç diyor. Buradan hemen Türkçe'yi seçiyorum ve onayla diyorum. Eğer elinizde herhangi bir Windows 11 ya da 10 ISO'su varsa bu işlemleri yapmanıza gerek yok. 64 bit olarak indir diyorum ki zaten biliyorsunuz Windows 11'in 32 bit versiyonu yok. Windows 10'da da bu işlemler bu şekilde oluyor. Sadece Windows 10'da 32 bit ya da 64 bit olarak seçmeniz gerekiyor. Dosyamız gördüğünüz gibi 5 GB'a yakın. Bu nedenle inmesi biraz zaman alacak. Ben burada videoyu durduracağım ve ISO'muz indiğinde videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Gördüğünüz gibi Windows 11 ISO'su indi. Şimdi geldi. Kullanacağımız bir program var. Onu indirmeye bu program sayesinde kendi bilgisayarımızdaki partition'ı USB bellek gibi göstereceğiz. Bu programın adı da AZBCD arkadaşlar. Buna basıyorum ve Neon Smart sitesine giriyorum. Burada sağda bulunan register kısmına tıklıyorum. Burada bir isim ve soy isim yazacaksınız. Ben buraya sallıyorum. Buraya da geliyorum. Daha önceden sallamışım buraya. Sallama bir MSN yazabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi AZBCD indi. Buna hemen çift tıklıyorum ve kuruluma geçiyorum. Next diyorum. Bunlara da next diyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Finish diyorum ve program gördüğünüz gibi kuruldu. Bunu bu şekilde bırakıyorum ve şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bilgisayarımızdaki diski USB belleğe çevirmeye. Şimdi başlata sağ tıklıyorum. Bu Windows 10'da da Windows 11'de de aynı şekilde başlata sağ tıklayacaksınız ve şurada yazan disk yönetimine geleceksiniz. Ve burada gördüğünüz benim C diskimi böleceğim ben. Birimi küçük diyorum. Bize 10 GB'lık bir alan yeterli. Daha sonrasında bunu tekrar C diskimize ekleyeceğiz. Onu da göstereceğim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Ben buraya 10.000 yazıyorum. 10 GB'lık hatta şurayı 10.500 yapayım. Küçük diyorum. Bize 10 GB'lık bir alan yarattı. Buna sağ tıklıyorum ve yeni basit birim oluştur diyorum. Next diyorum. Sonraki diyorum. Yine sonraki. Burada isim vereceğiz. Ben buna Windows 11 kurulum yazıyorum. Ve sonraki diyorum. Son diyorum. Ve gördüğünüz gibi diskimiz oluşturdu. Şurada görüyorsunuz. İçinde herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim diğer işleme. Arkadaşlar indirilenlere geliyoruz. Ben bu ISO'yu masaüstüme atıyorum. Ve burada oluşturmuş olduğumuz yükleme medyasının içine geliyorum ve buradaki Windows 11'i bunun içine koyuyorum. Şu şekilde. Eğer siz ISO'yu bu şekilde açamıyorsanız WinRAR'ınızı baştan yüklemeniz gerekir. Bilgisayarınızda WinRAR yoksa WinRAR yükleyin. WinRAR'da bu şekilde ISO'yu içine atabiliyorsunuz. Neredeyse bitmek üzere. Aslında bu işlemde biraz önce küçültmüş olduğumuz alanı bir CD olarak gösteriyor ve bilgisayarınızı açtığınızda sanki bilgisayarınızda bir CD takılıymış ve formatı hazırmış gibi gösteriyor. Bu nedenle de ekstra bir USB belleğe ya da CD'ye gerek duymuyorsunuz. İşlem sonunda da bu birimi silerek tekrardan C diskimize ekleyebiliyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Bu arada işlem sonrası bilgisayarı yeniden başlattığımızda boot menüyü ya da benzeri şeyleri seçmemize gerek yok. Birazdan da göreceksiniz. Bilgisayarı yeniden başlattığımızda direkt olarak kurulum medyasını gösterecek bize ve tıklayacağız. Windows'a başlayacağız. Ve Windows 11 ISO'sunun içindeki her şey benim oluşturmuş olduğum diskin içine geldi. Windows 11 ISO'suyla da işimiz kalmadı.
Şuradan bir kontrol edelim. Bakalım gerçekten içinde bir bilgisayarıma geliyorum. Windows 11 kurulum dosyama geliyorum ve gördüğünüz gibi ISO'yu bunun içine çıkartmışız. Şimdi EasyBCD'yi açıyorum. Buna evet diyorum. Arkadaşlar burada yeni kayıt ekle var. Yeni kayıt ekleye tıklıyoruz. Burada WinP bölümüne geliyorsunuz ve burada diske bir isim vereceksiniz. Windows 11 yine kurulum diyorum ben buna. Birazdan format işlemine başladığımızda orada bu karşımıza çıkacak. Bu bölümde USB'deki dosyanın içindeki kurulumu göster diyor. Arkadaşlar burada USB belleğin içine giriyorum. Normalde Windows 10'un içinde 64 bit yazar, onun içine giriyorsunuz. Sonra source'un içine giriyorsunuz. Ama Windows 11'de ise direkt source'un içine giriyorsunuz. Ve aşağıda boot vim yazıyor arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yol buraya geldi. Ve şuradaki sağda artı işareti var. Artı işaretine basıyorum. Şurada gördüğünüz Windows 11 kurulumu başarıyla eklendi dedi. Ve bunu kapattım. Not now diyorum. Kapatıyorum. Bütün işlemler bitti arkadaşlar. Şimdi tek yapmanız gereken bilgisayarınızı yeniden başlatmanız. Ben hemen bilgisayarıma sağa tıklıyorum. Ve burada yeniden başlat sekmesine tıklıyorum. Bilgisayarımız yeniden başlatıldığında ekrana Windows 11 kurulum seçeneği girecek. Tabi Windows 10'da da yine aynı şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir klavye sesi yok. Boot menu ya da benzeri bir şeye basmama gerek yok. Direkt kendiliğinden ekrana gelecek. Siz bakın gördüğünüz gibi buraya benim bilgisayarımda Windows 11 yüklüymüş. Windows 11 bootable diye bir deneme yapmış. O geldi ve biraz önce yapmış olduğum Windows 11 kurulum buraya geldi. Windows 11 kuruluma tıklıyorum. İşlemler bittiğinde bunları kaldırdığımızda bu gördüğünüz ekranlar da oradan silinecek. Bunu da söyleyeyim. Dosyalar yükleniyor. Windows 11 formatı başlıyor. Burada ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Ürün anahtarım yok. Buna ileri diyorum. Buradan Windows 11 Pro'yu seçip Next diyorum. Lisans koşullarını kabul edip ileri diyorum. Özel ayarları seçiyorum ve burada gördüğünüz her şeyi siliyorum. Şu hariç, zira bu bizim Windows 11'i kurduğumuz dosya. Bunu kesinlikle silmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu silerseniz Windows 11 kurulumunuz yarıda kalır. Şurada 108 GB'lık alanı seçip ben şunu silebiliyor muyum, şunu silemiyormuşuz. İleri diyorum ve Windows 11 kurulumumuz başlıyor. Benim bilgisayarımda M2 var. M2 olduğu için de bu süreç oldukça hızlı geçecektir. Kurulum bitti. Şimdi yeniden başlatıyorum. Standart Windows 11 kurulumu devam ediyor. Birazdan kullanıcı adı falan isteyecek. Burada Türkçe'yi seçiyorum. Yine Türkçe ile devam ediyorum. Bunu atla diyorum. İnternet bağlantım yok diyorum. Sınırlı kuruluma devam et diyorum. Buraya Asus yazıyorum. Parola girmeyeceğim. Bunların hepsini kaldırıyorum. Eğer laptop kullanıyorsanız bunları kaldırmanızı önermem. Ve Windows 11 ekrana geldi. Tabi update falan yapmam lazım. Bu işlemlerle uğraşmadan önce diski nasıl birleştiririz ondan bahsedeceğim. Hemen burada başlata geliyorum. Sağa tıklıyorum. Burada disk yönetimi diyor. Buna tıklıyorum. Ve burada Windows 11 yazan diske sağa tıklayıp
Benim silmek istiyorum diyorum. Sağ tıklıyorum. Bölümü de sil diyorum. Ve C'nin üstüne gelip evet burada genişlet çıkmadı. Normal şartlarda bunu genişletip bunun için alması gerekiyordu. Şu an bu işlemi yapmadı. Tekrardan bakacağım. Yine olmadı. Normalde genişletmesi gerekiyor. Arkadaşlar ben buna bir bakacağım, yorum kısmına da ya da açıklama kısmına bunu nasıl birleştireceğimizi anlatacağım. Ama şu an için birleştiremiyoruz. Normalde 2-3 defa denedim. Her seferinde bunu birleştirmiştim. Muhtemelen ufak bir ayar yapmak gerekiyor sanırım. Onu bir araştırayım. Dediğim gibi nasıl kaldıracağımızı ve birleştireceğimizi de açıklama kısmına bırakacağım. Evet arkadaşlar, USB bellek ve DVD olmadan bilgisayarımıza format attık. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Gördüğünüz gibi bu video hakkında ve diğer videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlı cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.